merak etmeyin, yolda kalmadım. Başımıza kötü bir şey gelmedi. Bu sefer çok daha farklı bir sebep için buradayız. Yanımızda MT-09 var. Göktuğ'un MT-09'u. Şuraları bir forged kaplatmış tekrardan. Çok güzel motor. Motor böyle duruyor arkadaşlar. Bugün hayatımda ilk defa MT-09 kullanacağım. Daha doğrusu buraya kadar gelirken kullandım şimdi. Göktuğ bir anda buraya bırakıp şuradan dağlardan, taşlardan, videodan mı çıktı yani? Yok. Buraya kadar kullandım tabii. Ama bahsettiğim kullanma, asıl kullanma bu otobanda olan kullanma yani. Buradan buraya geliş sayılmaz. Motor inanılmaz güzel. 2018 model arkadaşlar. Benim MT-07 ile aynı. Zaten renkleri de benziyor. Fosforları falan var. Bunun ekstradan koruma takozları var. Motor inanılmaz güzel. Gösterge paneli SP gösterge paneli bu arada. Şimdi modlarımız var. TCS kapanıyor böyle. Çalışması lazım galiba önce. Ha, TCS şu an 2'de. 1'de. Buna basılı tutunca da TCS'yi kapatıyor. TCS şu an kapalı. Sarı ışığı da yanıyor. Bu bütün her şeye izin veriyor anlamına geliyor. Biz yine de bir 1'e alalım. Şu anda B modundayız. B modu MT-09'un en sakin modu diye geçiyor arkadaşlar. Öyle dendiğine bakmayın bu arada, sakin falan değil. İleride bütün modları da deneyeceğiz teker teker arkadaşlar. Aynaları hoşuma gitmedi. Güzel göstermiyor. Göktuğ'un tercihi tabii. Quick Shifter işareti yanıyor. Bak yeşil yanıyor. Arkadaşlar Quick Shifter'ı var. Şimdi Quick Shifter'ı size şöyle dinleteyim. Senfoni resmen bak. Şuna bak. Quick Shifter sesi var. İnanılmaz güzel, inanılmaz rahat, inanılmaz torklu. Burada ne oldu? Yanıyor mu? İtfaiye gelmiş. İtfaiye buraya mı geliyor? Abi ben geçiyorum. Bak bak, itfaiyeye bir senfoni yapalım. Oy! İtfaiye abi gel şunu söndür. Şu yanıyor lan. Bir de şu anda SC egzoz var arkadaşlar. Oha abi, abi senin bu tünele girmen yasak bence. Bu ne? Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum da. Şimdi modları gazı keserek kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Mesela şu anda standart moddayız. B ile standart arasında dağlar kadar fark yok. Ama farkı hissediyorsunuz yine. Hani buradaki asıl fark, bak mesela tepki değişiyor. Bak 5. vitesteyim ben. Şuna bak. Ne oldu lan? Arkadan selektör geldi. Polis yoktur inşallah. Hayır, aynı olmadığı için arkayı da göremiyoruz. Polis varsa da neyse. Şurada bir sakin gidelim. Ne oluyor lan? Bana mı yapıyorlar? Ne oldu? Ses mi dinlemek istiyor? Anlamıyorum ki kanka. Selektör yapmasan dinletecektim zaten. Korna çaldı, selektör falan yaptı. Neyse sakin kullanalım bari. İstiyor mu istemiyor mu belli değil. Neyse bir sakin gidelim. Şu an bu tünellerden bir sakin gidelim. Bakın. Ne oluyor oğlum? Allah Allah. Bir yavaşlayayım şöyle. 80'le gidiyorum artık, bir derdiniz yoktur herhalde benimle. Bu çalıyordu diye düşünüyordum da değilmiş. Neyse arkadaşlar, standlarda bir deneyelim ya, dur. İnanılmaz bir motor gerçekten. 7 ile alakası yok. Şimdi Göktuğ diyor ki, bak şu an A'yı aldım, bir daha B'yi aldım. Göktuğ diyor ki kanka B modu MT ile aynı. Yok oğlum, değil ya, değil. Hala dağlar kadar fark var yani. Of, çok güzel bağırıyor motor ya. Arkadaşlar belli bir sebepten otobana çıktığımı anlamışsınızdır zaten. Egzozdan dolayı. Oğlum Quick Shifter bambaşka bir sesi var ya. Şu ileride bir gazı keseyim, A modunu alayım, dur. Şurada gazı kestim. Modu standart, A modu. Oğlum hemen mi yapıştırıyor lan? Bu ne? Aynen. Bak MT-09 A'ymış oğlum. Arkadaşlar bak, hızlı olan şey şu anda gittiğim sürat değil. O sürete ani çıkışım hızlı. Oha dedeten şey de o. Cherry cherry lady, çekil gideyim ben, yoksa seni ezerim ben burada. Rüzgar da var. Hani rüzgar alıyorum, lafım yok. Oy. Oğlum baksana tepkiye bak bak. Şuna bak. Sesi de değişiyor bu arada modlar arasında geçiş yapınca. Mesela polis mi gördün? Al B'ye. Sakin sakin git. Bu arada vites düşürünce de çok güzel. Ama bak gerçekten A modu bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Hani gaz hassasiyetim yok ya MT-09 kadar. Hop. Şöyle yatınca ne oluyor? Ha, gidonun üstüne kapanıyoruz direkt. Rüzgar kesiliyor ama rahat değil. Şöyle bir vites düşüreceğim şurada biraz. Oy. Oy. Oğlum bak bak, ikiye almaya korkuyor. Of çok güzel ya, vallahi çok güzel.
Bir de rahat motor yani. Kompresörü de güçlü. Oy, geriye gittim. İkinci vites demişim. Hiç debriyaj kullanmaya gerek yok arkadaşlar. Mis gibi bak, sese bak. Oh! Şöyle bir basayım şuradan. Oy, giremiyoruz oraya. Geç geç. Çok rüzgar var, çok. Bayağı sallıyor benim kafamı sağ sol şu an. Hop! Bak, bu ekşitlere bak. Bu arada oturuş pozisyonu olsun, böyle sele rahatlığı olsun falan bayağı hoşuma gitti. Ay, motor gerçekten rahat. Sadece tek bir tane eleştirim var. Onu da bu tank pedleriyle çözülebilecek bir eleştiri. Abi, kavramak zor yani motoru. Verdiği tepkilere göre kavramak zor. Oğlum 6. viteste de bu kadar tor normal değil ya. Hoş değil ya. Bunları daha önce MT 07 için söylüyordum. MT 07 şu anda bana normal bir motor gibi geliyor. Şu anda da MT 9 için söylüyorum. Sol şeride biraz dikkatli bakmak lazım. Çünkü ayna yok arkadaşlar, dediğim gibi. Bak, böyle bir şey görünüyor ama yok. Yani görünmüyor da aynı zamanda. Benim aynalar mermi gibi gösteriyor mesela. Bu yok. Mavi mavi ayna mı olur titreşimden? Arkadaki araçlar üst üste çıkmış gibi görünüyor. Canım üniversitem. Eskiden. Şu kadran falan da çok hoşuma gitti benim bu arada. Oy, baktırıyor, gördünüz mü? Böyle bir egzozu var bu arada. Yani SC var şu an üzerinde. Boğazdan. Şimdi gaz verince ön süspansiyonlar komple çekiliyor motordan. Bunu hissediyorum. Bayağı bildiğin ön süspansiyonlar ayrılıyor resmen. Gerçekten rüzgarlı bir hava seçmişiz arkadaşlar. Yani dediğim gibi ön süspansiyonlar böyle birazcık çekildiği için de ön gidon biraz oynuyor şöyle bak. MT9'un tank slapper'ın en büyük sebeplerinden biri. Motor güçlü olduğu için süspansiyon işini yapamıyor ki. Bak, az önce 6. viteste oturdum gaza. Ne olduğunu size söyleyeyim arkadaşlar. Motor yavaş yavaş hızlanıyor ya, o ivmeyi vücutta hissediyorsunuz, G kuvvetini böyle. Yani belli, kendi vitesinde değil, kendi şeyinde değil. Ama seni o hıza çıkaracak yani. Onu resmen motor gösteriyor. Oğlum, rüzgara karşı gitmek ne zormuş lan. Bu arada köpek gibi rüzgar oluyor yani. Normal olarak. Kıvraklığı da güzel bence, sevdim onu. Kıvrak yani motor. Vallahi kıvrak. Hop. 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 Kıvrak kıvrak, motor güzel. Şu Ulukent'ten döneriz ya. Şöyle modumuzu tekrardan B'ye alalım. Oğlum, B gerçekten çok garipmiş lan. Yani bak, ilkin kullandığında B de çok ooo falan hissettiriyor. Ne olmuş lan karşıda? Trafik polisleri var. Ben buradan dönmesem mi? Ne olmuş? Kaza olmuş. Yemeyiz herhalde ya. Kazaya gelmiş onlar. Şöyle Ulukent'ten tekrardan otobana bağladım. Geri dönelim öbür taraftan. Neyse, şu sağa giriyormuş gibi yapıp oradan sonra karşıya döneriz. Sağdan nereden girdim de nereden döndüm? Burada kamera var mı? Ne olur ne olmaz ya. Köpeği uyandırmayalım, dur. Sakince dönelim şöyle. Menemen Çanakkale, Seyrek Çiğli İzmir. Aynen, diğerine gireceğiz. Böyle de bir egzozumuz var arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. İnanamıyorum böyle bir motor yaptıklarına. Ara gaz mı? Bir daha mı? Eyvallah. Çok sağ ol. Efendim? Çekiyor. Çekiyor. Polis gelecek şimdi anasını satayım. Çocuğa şov yapayım derken. Sese bak sese. Sese bak sese. Sese bak sese. Oğlum, çok güzel sesi var ya. Gerçekten SC başkaymış. Tiger Miger kullanıyoruz. Tiger güzel diyoruz da. SC de boş egzoz değilmiş yani arkadaşlar. Otobandan dönüş yolumuza başlayalım.
Ama şimdi şey var ya, polis var ya. Yani bağırmasını nasıl engelleyeceğim derseniz komple gazı kesmek lazım arkadaşlar. Başka bir ihtimali yok yani bunun. Sağ şeritten gideyim. Çünkü kazayı gördüm ileride, soldaydı. Yavaşlatıyorlar yolu. Şöyle polisten de kaçıyormuş gibi olmasın da. Polisten kaçıyormuş gibi oldu valla. Yapacak bir şey yok. Ne olmuş? Refüji vurup buraya mı dağıldı? Ne oldu yani? Oo, bayağı vurmuş lan. Oo, iki araç kazaya karışmış. Bu da bayağı gitmiş lan. Buna ne olmuş? Bu durmuş yardıma. Bu arada araçların yanından geçerken çıkardığı sesi bir dinlesenize. Vav diye geçiyor bak. Bak. Gördünüz mü? Bak. Yani içeride insanların duyduğu ses. Neyse, motorun teknik özellikleriyle ilgili zaten her şey anlatıldı. Her yerde görebilirsiniz. Ki zaten çoğunuz bu motora bayağı hakimdir. Karşınızda MT-09. Rahat, geniş gidon, kötü aynalar. Bu Göktuğ'un seçimi tabii. Mükemmel bir quick shifter. İnanılmaz bir egzoz sesi. A'yı alalım da. İnanılmaz bir motor gücü. Bak 6. vitesliyim ha. 140 ile gidiyorum ha. Şuna bak. Şuna bak. 140 ile gidiyorum ha. 6. vites ha. Bak bak. Hop. Bak. Şuna bak. Böyle bir motor yani. Yani bu motor gerçekten inanılmaz bir motor. Alışkanlıktan elim sürekli bir debriyaja gidiyor ama. Bak şimdi kıvrılmaya bak. Buradan girdi, buradan çıktı. Vallahi arkadaşlar bak şimdi bu motor kimlere gider? Öncelikle onu söyleyeyim. Diyelim ki kendi bulunduğun şehirde ya şehir küçük ya da çok fazla sosyalleşebileceğin ortam yok. Yakın şehirlerden, civar illerden manita yaptın. Canım kardeşim bu motoru alıyorsun. Normalde aldığın başka bir motorla şehir içinde buluşmaya gider gibi kızla buluşmaya gidiyorsun otobandan. Çünkü köpek gibi süratli, şuna bak. Motor ışınlanıyor resmen ya. Şuna bak şuna. Bak deminden şimdiye geldim. O kadar süratli yani. Üstüne müzik dinleyerek gidiyormuş gibi böyle senfoni yapa yapa gideceksin. Bu motor kesinlikle onlar için yapılmış bir motor. Bir de MT9'larda bu yeni kasalarında çok böyle çirkin surat ifadesi olarak biz motorun birazcık daha şekline şemaline bakıyoruz yani arkadaşlar. Öyle full aman bu motor şu açıdan iyiymiş bu açıdan iyiymiş deyip motor almışlığımız yok. Birazcık da güzel olması lazım mantıken. Böyle bir tipinin agresif durması lazım, güzel durması lazım. Ya özellikle bu motorun, şuna bak. Özellikle bu motorun agresif durması lazım yani. O yüzden de bu en sevilen kasa olarak geçiyor MT9'larda. Örümcek kasa diyorlar da örümceğe de hiç benzer yanı yok. Böyle iki tane gözü var. Sivri sivri. Ha, sivri gözlü bir örümceğe benziyor olabilir, evet. Bir şey diyeyim mi? Utanmasa 4'te tekere gelecek valla. Ay ağdaymışız lan. Oy! Çok hafif kalkıyor. Oğlum 3'te tekere mi geliyor lan bu? Ha yok bak az önce süspansiyon havalandı. Neyse, al 4'e, al 5'e. A'daymışız ya, A modundaymışız. Bu arada arkadaşlar TCS 1'de şu anda yani aşırı fazla tekere izin vermiyor. Birazcık yanlatır, birazcık ön süspansiyonu kaldırır. Ama zaten benim aklımı kaybetmeme sebep olacak kadar kaldırıyor yani. Yani bu motora alışılır mı? Alışılır arkadaşlar. Her motora alışılır yani. Şehir içinde sadece bak şu anda A modunda unutmuşum. İlk zamanlarda böyle A modunda unutmayacaksın. Şehir içinde B modunda kullanacaksın. Bak yine söylüyorum B modu böyle cılız ezik bir şey değil yani. Onu net söyleyeyim. B modda fişek gibi bir şey hala. Şöyle arkam boş olsa biraz yavaşlayıp sonra şeyin tadına baksak. Quick Shifter'ın. Şurada biraz yavaşlayabilirim ya. Ha, ikinci vitesteyiz. Quick Shifter'a bakın şimdi arkadaşlar. Ona ne? Oğlum tekere geldi lan. Pardon ablacığım ikinci viteste olduğumu unutmuşum. Kusura bakma abla. Öyle ters ters baktı ama. Bak şimdi. Arkadaşlar ses gerçekten fel felaket bir şeymiş. Ya şimdi benim Tiger'da da böyle bir quick shifter olsa Tiger'ın da sesi kötü gelmez. Çok güzel gelir. O da böyle baya tok kaplan kükremesi gibi bir sesi var. Ama bu 3 silindir arkadaşlar bir de. 3 silindirin sesi de var. Abim bu arada senin şu plakayı sen araçtan daha pahalıya satarsın gerçekten. 5. viteste geriye yapıştıran motor mu olur ya?
Bu arada aslında yol da var yani, 200-230 da yapılır. Ama hani benim MT7 de yapıyor zaten onu. O süratlere çıkmanın hiçbir anlamı yok ve hava aşırı rüzgarlı. Aslında yol var yani. Çünkü o hızlarda beni duyamayacaksınız bile. Ben İtalya yolu dönüşünde böyle bir 200 falan yaptığım yerlerde hep böyle ses inanılmaz kötü çıkmıştı. Sadece bir tanesini koydum. Arkamda çantalarla 200 yapıyordum ha. Bir an önce eve gitmek için falan. Çünkü rahatsızdı motor. Rahat edemiyordum yani motordayken. Ama bu mesela rahat. Koltuğu rahat. Motorun üstünde oturuyorsun. Bak MT7'de içinde oturuyorsun motorun. Bunda gerçekten üstündesin. İyi mi kötü mü tartışılır. Yani olası bir Allah korusun kaza anında motorun üstünden fırlıyorsun. Ya zaten motorla çarpmak her zaman daha kötüdür ya, boşver. Fırlamak daha iyi. Şöyle bir otoban kenarında size egzozunu bir dışarıdan da dinleteyim arkadaşlar. Sonra tüneller geliyor zaten önümüze. Oy abim senin egzoz da güzelmiş. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar egzoza bakın şimdi. İnanılmaz bir sesi var, şuna bak. Kulaklarım gıdıklandı lan. Alev falan da atıyor arkadaşlar. Buralarda benzin koktu mesela. Kulaklarım gıdıklandı biraz. Çok aşırı yüksek sesli bir egzozun yanında egzoz bağırtırsa falan böyle. Böyle oluyor arkadaşlar. Bu arada tüneldeki ses çok güzel çıkıyor. Ama ben tünelde çok ses yapmaktan endişeleniyorum ya. O sırada tünelin içine bir polis girince hiç gözüne batmamışsan bile artık gözüne batmış oluyorsun. O yüzden böyle bir ne bileyim. Daha önce o ikinci, şu anda ikinci olan, oradan gelirken birinci olan tünelin sonunda ceza yemişliğim var benim. Ses çıkarıyor diye tünelde. Ha benden sonra girmişti bu arada tüneli. Hani ya tüneli böyle basıp geçeceksin hiç durmadan. Bakayım arkada polis molis yok. Quick shifter'lı basması falan çok güzel oluyor arkadaşlar. Oğlum gaz daha döndükçe dönüyor lan. Öyle garip bir motor ki, gaz kolu oğlum, az çeviriyorum buna rağmen gidiyor ya. Şimdi torklu makine, gazı az çevirsen de her türlü uzuyor. Çok çevirmesi de varmış yani bunda. Vay anasını avradını ya. Oy bak sese bak. Patlamış mısın isteyen var mı arkadaşlar? Ses öyle bir ses yani. Patır 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 çatır. Burayı sulamışlar, hop düz geçelim. Şuradan sola gireceğim beyefendiler, hanımefendiler. Girdik, gel beraber girelim, gel. Bak mesela artık A modunu kapatıyoruz arkadaşlar. Artık B modundayız, bakalım. Aa kuş şekil. B modunda da güç az falan değil arkadaşlar. Sadece böyle bir yani mod olsun diye yapmışlar. Modda da şey yapıyor hani, birazcık daha böyle daha yavaş. Hani biraz daha gaz istiyor. Tepkimi hemen vermiyor. Gazın ilk yerlerinde verdiği tepkimi vermiyor yani. MT9'da maceramız ilk defa böyleydi. Ulan Göktuğ nereye gidiyorsun? Göktuğ'u buldum arkadaşlar. Göktuğ kendi diğer motoruyla birlikte gidiyor şu anda. Kendi motorunun sesini duydu bak. Oğlum Menemen'den döndüm lan. Çok güzel kanka. Evet, şu anda şehir içine girdim diye B'ye aldım. Önü hafif kaldırdı, indirdi. Bir iki kere daha denedim. Ya, kendi MT7'imde de o kadar yapabiliyorum ya zaten. Orada bıraktım. Lan ne yapıyorsun birader? Oho! Kullanmayı bilmiyorsan çekil kanka, ben kullanayım. Hadi görüşürüz, dikkat et. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi bu reklamı izlediyseniz yorumlara popcorn yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.